Merhaba değerli seyirciler, bir 18 dakikayla birlikteyiz. Bugün Emre Hoca yok, Sayın Emre Kongar bugün aramızda değil. Kendisi ufak bir sağlık problemi nedeniyle e, hastanede. Hemen belirtelim, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar yapılmış. Önemli bir hastalığı mı var diye. Biz önemsiz dedik ama e, herhalde bu yeterince inandırıcı olmamış ki e, spekülasyonlar devam ediyor. Hemen belirtelim, küçük bir böbrekden e, taş Düşürme e, ameliyatı denilebilir. Yani bir batın bölgesinde kesim bile olmadan yani e, ağrısız, kansız bir ameliyat. Biliyorsunuz bu teknik çok gelişti. E, Sayın Kongar çok uzun süredir ihmal etmiş ve son dönemde sancı yaptığı için basit bir ameliyat. Herhalde bir hafta bile olmadan yani bu cuma ya da belki de perşembe günü bu stüdyoda sizlerle birlikte olacak. Biz buradan kendisine geçmiş olsun diyoruz. Kendisini gittim, ben ziyaret ettim. Ben ziyaret ettiğim sırada ameliyattan yeni çıkmıştı, odasına yeni alınmıştı. Herhangi bir enfeksiyona yol açmamak için, bir hastane enfeksiyonu kapmasına neden olmamak için en azından ameliyatın ilk günü kendi odasına gitmedik. Ama kendisinin sevgileri ve selamları var sizlere. Kısa sürede aramızda olacak, onu belirtelim ve programımıza başlayalım. Değerli seyirciler, bugün haftanın ilk günü ve biz 18 dakikada sizinle birkaç konuyu değerlendirmek istiyorum. Bir tanesi 10 Kasım ve Anıtkabir. Anıtkabir'e gelen ziyaretçi sayısı 1 milyon aşmış. 1 milyondan fazla ziyaretçi var. Devlet, devlete ele geçiren siyasal güç, Cumhuriyete, onun liderine ve Cumhuriyet'in başlangıç ve kurucu ilkelerine ne kadar yabancılaşırsa, bunlardan ne kadar uzaklaşırsa ve buna karşı Düşmanca diye nitelendirebileceğimiz uygulamaları ne kadar derinleştirirse insanların cumhuriyete ve onun liderine olan bağlılığı ve e, ne diyelim sadakati o kadar yükseliyor, o kadar artıyor. 10 Kasım'da bunun en tipik örneklerinden biriydi. Atılan iğrenç, e, ahlak dışı ve terbiye dışı bir dizi mesaj ve e, ne diyelim slogan diye bile nitelendirilemeyecek saldırgan bazı yaklaşımların e, dışında milletin, halkın çok büyük bir kısmının e, cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıktığını gördük. Bu önemli bir örnek olarak e, bir kenara e, bırakılabilir. Bugün Soçi'de e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Erdoğan arasında şu sıralarda bir görüşme var. Şu sıralarda devam ediyor bu görüşme. Rusya'yı bir grup gazeteciyle, malum gazetecilerle birlikte yine ziyaret etti. Muhalif gazeteci yok, farklı ses ve eğilimleri ifade eden gazeteciler olmadığı gibi bize göre objektif habercilik yapacak gazetecilerin bile bulunmadığı bir heyetle, malum heyette Rusya'ya gitmiş durumda. Şimdi. Bu görüşmenin ardından ne gelecek bilmiyoruz ama Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye yönetimini daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını Erdoğan yönetimini Suriye'de yalnız bırakmış durumda. Suriye'de Türkiye daha doğrusu Erdoğan yönetimi ortada kalmış vaziyette. Yani ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabilmiş durumda. İzlediği yanlış dış politika nedeniyle yani o cumhuriyetin geleneksel komşularının toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı, yurtta ve dünyada barış ilkesine bağlı bir dış politika izleyemediği için, izlemediği için tam tersine dış politikayı mezhepçi bir mercekten gördüğü ve mezhepçi bir optikten bakarak dış politika çizmeye çalıştığı için sonunda gelmiş ve duvara vurmuş, toslamış vaziyette. AKP yönetimi, Erdoğan yönetimi Suriye'de ağır bir yenilgiye uğramış durumda. Küresel gericilikle ve cihatçılarla birlikte en ağır yenilgiye uğrayan güç Erdoğan yönetimidir. Rusya'nın bölgedeki inisiyatif arttığı gibi bölgede Rusya, İran, Suriye ekseni diyebileceğimiz orada Suriye'nin vatan savunması ya da küresel gericiliğin ve emperyalizmin saldırısını püskürten e, vatan savunması karşısında yenilgiye uğrayan en önemli güç e, durumunda Türkiye. Bunun siyasal sonuçlarını yakın gelecekte göreceğiz. Ben daha önce yazdığım Suriye Savaşı sırasında yazdığım bir dizi yazıda ki daha sonra bu yaklaşımı kimi kitaplarında da ifade ettim. Benim bir Amerikan projesi olarak AKP kitabım e, Arapça'ya çevrilerek Şam ve Beyrut'ta yayınlandı. E, henüz daha benim elime de ulaşabilmiş değil bu kitap ama üst üste baskılar yaptığına dair haberler geliyor. Suriye e Enformasyon Bakanlığı tarafından basıldı bu kitap ve bütün Arap dünyasında herhalde yüz binlere uğraşan bir tirajının olması gerekir. Hemen belirteyim, bunun bana herhangi bir getirisi de olmadı. Çünkü Suriye'de kitaplar kitaplar ve eserler insanlığın ortak malı sayıldığı için bir telifte ödemiyorlar. Ben Tele bir katkısı olur diye çok ümitlenmiştim ama oradan da herhangi bir gelir gelmediğini belirteyim ama Arap dili gibi, Arapça gibi ee, insanlığın en zengin dillerinden birine, en e, gelişkin ve görkemli dillerinden birine e, çevrilmiş olmasından dolayı büyük bir e, mutluluk duydum. Herhalde bunun manevi tatmini de bizim için yeterlidir. O kitapta da, o kitaba Arapça baskısına yazdığım ön sözde de belirtmiştim. Eğer Suriye'de e, gericiliğe karşı e, aydınlanmacıların, emperyalistlere karşı yurtsever, e, yurtseverlerin, vatan savunması yapanların, Küresel gericiliğe karşı e, bölgede barış ve istikrardan yana, halkların kardeşliğinden yana olanların e, kazanması halinde sadece küresel gericilik ve emperizm yenilgiye uğramış olmayacaktır. AKP de yenilgiye uğrayacaktır. Eğer Esad kalırsa yerinde, Erdoğan'ın yerinde kalması son derece zor diye düşündüm, e, ileri sürdüm. Bu e, denklem hala geçerlidir diye e, bakmak lazım. Şimdi Türkiye, daha doğrusu Erdoğan yönetimi, Değişen bölge jeopolitiği ki AKP iktidara getiren bölge jeopolitiği köklü bir değişime uğradı. Uluslararası koşullar köklü bir değişime uğradı. Değişen bölge jeopolitiği içinde kendisine yeni bir alan açmaya çalışıyor. Bunun ayaklarından biri de... Sayın Binali Yıldırım'ın başbakanın ki 2019'da başbakanlık süresi de dolacak zaten bitecek. Türkiye'de bir dönemi kapatmaya çalışıyorlar. Binali Yıldırım'ın Amerika Birleşik Devletleri gezisidir. Şimdi orada parktaki oyunlu fotoğrafı hatırlıyorsunuz. Hiçbir heyet karşılamadı. Ziyaret resmi mi değil mi belli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik skalasında ve kategorileri arasında herhangi bir yere oturtulamadı. ABC Gazetesi'nin ve Telebir'in Washington temsilcisi, kıdemli gazeteci, deneyimli gazeteci e, Yılmaz Polat ki e, bize çok büyük katkıları olan e, ve Telebir'in ve e, ABC Gazetesi'nin kurucu heyeti içinde yer alan bir gazetecidir. E, Yılmaz Polat bu gezinin herhangi bir skalaya, herhangi bir kategoriye e, oturmadığını ve resmi nitelik taşımadığı gibi. 40 yıllık gazetecilik hayatında ki bu Washington'da geçmiş bir gazeteciliktir, hiçbir ülke yönetimine böyle bir muamelenin yapıldığına tanık olmadığını belirtti. Bu Türkiye açısından acı, gerçekten acı. Türkiye'nin bu muameleyi hiç hak etmediği, bu uygulamayı hiç hak etmediği ortada ama AKP açısından durum biraz daha farklı. Çünkü AKP bir Amerikan projesi olarak hazırlanmış ve iktidara taşınmış bir güç. Ve bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin ve emperyalist ülkelerin bütün kirli işlerini görmüş bir siyasi heyet olarak bugün terbiye edilmeye çalışılıyor. Onların böyle bir muameleyi AKP'ye uygun görmüş olmaları işin başka bir dramatik boyutunu ama çok acı bir boyutunu oluşturuyor. Biliyorsunuz Cüneyt Zapsu'da 2000 Yedi de yine bu Cumhuriyet mitinglerinin yükseldiği, AKP'ye karşı kuşkuların arttığı, AKP'nin gizli bir program uygulamaya çalıştığı ve hakkında kapatma davalarının açıldığı bir dönemdi. Amerika Birleşik Devletleri o dönemde de AKP konusunda belli kuşkuları vardı. Yani yeterince güvenilir bir müttefik mi değil mi? bir takiye, iki yüzlü bir takiye e, siyaseti, tarzı siyaseti uyguluyor mu, uygulamıyor mu? konusunda belli tereddütleri vardı Batı'nın. O dönemde Cüneyt Zapsu AKP'nin kurucularından biridir, yöneticilerinden biridir, bir iş adamıdır. Önemli bir iş adamıdır. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip belli think tank kuruluşlarına ve Yahudi lobisinin güçlü olduğu bazı kuruluşlara giderek tamamen kendi deyimleridir. Hiçbir yorum katmadan burada birkaç kere de belirttik, belirtmek istiyorum. Erdoğan'ı ve AKP yönetimini deliye süpürmeyin. Delik dediği şeydir. Klozettir. Deliğe süpürmeyin. Bu bir deyim herhalde. Yani Amerikan kültüründe bir deyim olsa gerek. Deliğe süpürmeyin, kullanın. Bundan sonra da kullanabilirsiniz. Erdoğan yönetimi buna hazır diye ikna turlarına başlamış ve bundan Görece sonuç da almıştı ki AKP iktidarına Amerikan desteği ondan sonra da Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi davalar üzerinden büyük ölçüde devam etti. Ardından Amerikan elçiliklerine gidip briefingler vermeye başladılar. Ordudaki, bürokrasideki, entelektüel ortamdaki, siyasal ortamdaki yurtseverleri tasfiye etmek için. O davalar o yüzden açıldı ve toplumu da ikna etmek için aralarına susurluk artığı bazı mafya unsurlarını, e, susurluk artığı bazı e, suçluları polis ve kontur e, kontürgerinliğe mensup e, asker ve emniyetçileri ya da mafya mensuplarını araya serpiştirerek kamuoyunu ikna etmeye, kamuoyunu bu konuda yanıltmaya çalıştılar. Şimdi Binali Yıldırım'ın gezisine ilişkin bugün Yılmaz Polat'ın ABC gazetesinde çok önemli bir yazısı var. Çok çok önemli bir yazısı. Şimdi bakın Yılmaz Polat diyor ki, Başbakan Binali Yıldırım'ın New York temasları e, aktarılırken Yahudi kuruluş temsilcileriyle yapılan e, görüşmelere özel bir dikkat sarf etmek lazım. Buna dikkat etmek lazım diyor. AKP'li yetkililer ABD'ye gelirken öncelikleri arasında Yahudi kuruluşlarıyla görüşmek vardı ama bunu gizlediler diyor. E, AKP'nin kuruluşundan itibaren izlediği strateji bu diyor. Buna dikkat çekiyor. Evet değerli seyirciler. AKP Türkiye'de İsrail aleyhdarlığı yaptığı gibi ırkçılığa varan bir Yahudi düşmanlığı yani antisemitik bir propaganda yaptığı halde Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip Yahudi lobileriyle yani güçlü Yahudi sermayesi ki Amerikan yönetiminde çok büyük ağırlıkları vardır. Güçlü Yahudi sermayesinin çok güçlü olduğu kuruluşları yani onların temsilcilerinin yer aldığı kuruluşları ziyaret ederek onlara güvence vermeye, teminat vermeye çalıştılar. Dünyada bakın Yahudi Cesaret Ödülü'nü madalyasını alan ender liderlerden biri kimdir? Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu <laughs> Yahudi Cesaret Madalyası'nın verildiği liderlerin sayısı son derece az. Şimdi bakın, e, Amerikan Kongre Kongresi yönetim ve medyaya dönük lobi çalışmaları yapmak isteyen AKP kimleri kiraladı? Örneğin Likud, Netanyahu'nun partisi, Likud'a yakın, hatta Likud'la doğrudan ilişki halinde olan lobi şirketlerini kiralayıp ona onlara yüz binlerce dolar, milyar milyon dolarlara varan paralar aktardı. Şimdi e, tarihe yakın tarihe baktığımız zaman hiçbir hükümet bakın merkez sağ ya da merkez sol hiçbir hükümet AKP kadar içeride İsrail düşmanlığı yapıp Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip ya da yurt dışında İsrail yanlısı hiçbir zaman bu kadar İsrail yanlısı bir siyaset izlemedi. Hiçbir hükümet. Mesela ABD'de etkili Musevi kuruluşu ADL ADL'nin başbakanıken ki bu cesaret madalyasını veren ABD, hiçbir lidere bu nasip olmadı. Türkiye'de hiçbir lidere ADL yani Yahudi Lobisi'nin en güçlü örgütü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hiçbir Türk lidere cesaret madalyası vermedi. Şimdi Binali Yıldırım gidip bütün bu kuruluşları bir daha turladı. Çünkü altındaki halının çekildiğini görüyor ve yeniden bir güven tazeleme, aman yapmayın, bizi deliye süpürmeyin, biz sizinle yeniden anlaşabilir ve iktidarımızı sürdürebiliriz diyor. Buna paralel olarak da Türkiye'de Atatürkçü olmaya karar verdiler. Bu 10 Kasım'da Atatürkçülüğü neredeyse kimseye bırakmadan e, anıt kabire gitmeye, e, Mustafa Kemal'li anma toplantıları düzenlemeye, Gazi Mustafa Kemal diyorlardı daha önce. Artık Atatürk de demeye başladılar. Çünkü Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın liderinin adıdır. Atatürk ise kuruluşu gerçekleştiren yeni cumhuriyeti, layık cumhuriyeti kuruluşu gerçekleştiren liderin adıdır. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil ama bugüne kadar e, sırf Mustafa Kemal, e, ya yani Atatürk demek dememek için Gazi Mustafa Kemal dediler yakın tarihe kadar. Bu 10 Kasım'dan itibaren birdenbire Mustafa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk dediler. Desinler bunun bir sakıncası yok ama arkadaki gerçek şudur. 2019'da başkanlık seçimlerini kaybedeceği neredeyse kesin olan AKP yönetimi, Erdoğan yönetimi, merkez sağdan kendilerine gelen cumhuriyetçi oylardan büyük bir kayıp olduğunu, bir erozyonun başladığını görünce paniğe kapıldılar ve Atatürkçü olmaya karar verdiler. Bugün e, Abdülkadir Selvi, Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor, daha önce Yeni Şafak'ta yazardı. AKP'nin birebir sözcülerinden biridir. Abdülkadir Selvi, durumu itiraf etti, ağzından kaçırdı. AKP'nin sözcüsü sayabiliriz. Şimdi ABC gazetesinde de arkadaşlarımız aldılar, koydular. Biz ABC gazetesine de koyduk. ABC gazetesi.com'dan izleyebilirsiniz. Yazının başlığı şu. Ey 51, sen nelere kadirsin? AKP'yi hiçbir zaman olmadığı kadar Atatürkçü yaptın diye bir yazı yazdı. Sebebi budur. Demek ki dünyada sıkışan AKP İsrail yanlısı bir siyaset izlediği gibi yeniden Yahudi lobisine, küresel Yahudi sermayesine güven vermek, biz sizin kirli işlerinizi yapabiliriz, bizi dışlamayın, deliye süpürmeyin demek için bir yandan Amerika'ya giderken, diğer yandan Türkiye'de de Mustafa Kemal'le ve Cumhuriyet'le, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla, kadınların seçme ve seçilme haklarıyla, kadınların yönetici olma haklarıyla problemi olmayan, Kadın erkek eşitliği, medeni kanun gibi kanunlarla sorunu olmayan, bugüne kadar ne diyelim medeni nikah kıyılmasına dair hiçbir sorun yaşamamış, isterse gidip imam nikahında kıydırmış insanların artık kuşkuyla baktığını, çünkü AKP dar, militan bir kadronun yüzde 8 ila 12 arasında şeriat isteyen bir kesimin temsilcisiyken sanki öyle değilmiş gibi davranıp merkez sağ alanı işgal edip bütün merkez sağ seçmenin İslamcılar dahil sözcüsüymüş gibi, onun için alacak sözcüsüymüş gibi davrandığı bir dönemin kapandığını gördüğü için yeniden nedense Atatürkçü olmaya karar vermiş durumda. Öyle anlaşılıyor ama gerçek neden bu? İçeride %51 ihtiyacı, büyük oy kaybı, Cumhuriyetçi dalganın yeniden yükselmeye başladığı bir dönemin açılması, dışarıda ise bütün izlediği siyasetlerin, Ahmet Davutoğlu'ndan başlayarak izlediği siyasetlerin çökmesinin anlamı budur. Gel gelelim, gerçek neden şu, yani gerçek niyetlerini, gerçek görüşlerinin değişmediğinin işareti şudur. Meclis Başkanlığı'na Mustafa Kemal ve Cumhuriyet düşmanlığı konusunda bugüne kadar yüzlerce açıklama yapmış, yazılar yazmış, eylem ve hareketiyle, eylem ve tavrıyla, söz ve e, tavrıyla bunun defalarca birçok örneğini vermiş. Son olarak da Mustafa Kemal'e amma etkinliği yerine Sultan Reşat'ı amma toplantıları düzenleyip ona buna davetiye dağıtmış bir İsmail Kahraman'ı yeniden meclis başkanlığına aday gösterdiler. Bakın Türkiye'de anti e komünizme karşı olduğunu söyleyip gerçekte kemalizm ve cumhuriyet düşmanlığı yapmış sinsi bir ekip vardır. Sinsi bir ekiptir bunlar. Komünizmle mücadele derneklerinde örgütlenmiş, Milli Türk Talebe Birliği'nde yetişmiş şekillenmiş, Necip Fazıl kısa kürek tedrisatından geçmiş bir kesim vardır. O kesimin asıl verdi cumhuriyet ve kemalizmdedir. Bunu açıkça ifade etmezler ama bakın komünizmle mücadele dernekleri konusunda yazılmış bir kitap var. O kitabı ben bir dahaki programı burada getireceğim ve size takdim edeceğim, size tanıtacağım o kitabı. O kitabın esası şudur. Türkiye'de antikomünizm yaptığını söyleyenler gerçekte anti kemalistlerdir. Bunu açıkça söyleyemedikleri için, cumhuriyet düşmanlığını açıkça yapamadıkları için bunu komünizm düşmanlığının ardına saklanarak gerçekleştirmişlerdir. Asıl tablo budur ve İsmail Kahraman da bu tipolojinin önemli örneklerinden biridir. Tipik bir e, anti antikomünist, anti kemalist politikacı tavrını ifade eder. Nitekim 6. filo'ya karşı mücadele eden devrimci gençlerin üzerine bir kontrgerilla operasyonuyla o kanlı pazarı tertip edip saldıranların başında bunun liderlerinden biridir. Siz hem İsmail Kahraman gibi tescilli Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarını yeniden meclis başkanlığına önereceksiniz, bir de bu millete dönüp kemalist olduğunuzu, yeniden Atatürkçü olduğunuzu, Atatürkçülüğü kimseye, yok marksistlere, komünistlere bırakmadığınızı iddia edeceksiniz. Aynı kafa bakın, aynı kafa, aynı kafa. Aynı kafa. Aynı anlayış, aynı soğuk savaş anlayış ama bunların artık bayatlan, bayatladığı açık. Değerli seyirciler, uf, süremiz doldu ama e, kısa bir şeye değinmeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz Irak'ta bir deprem, acı bir deprem yaşadı. Binlerce insanın enkaz altında olduğu bildiriliyor. Şu ana kadar gelen e, ölü sayısı 400. 400. Bu depremin gerçekleştiği bölgede Irak'ın kuzeyinde daha çok Kürtlerin yaşadığı bir havza. Gel gelelim, yapılacak böyle bir dönemde yapılacak tek şey bu insanların yardımına koşmaktır. Yardım etmektir. Ve e, Iraklıların, Iraklı Kürtlerin acılarını paylaşmaktır. Bize düşen bu. Asil uluslara, büyük uluslara, büyük halklara, geleneği, kültürü büyük olan halklara ve milletlere düşen budur. Komşunuzun acısını paylaşmaktır. Ama sosyal medyada... Öyle e, mesajlar paylaşıldı ki Twitter ve diğer sosyal medya ortamlarında insan utanç duyuyor. Biz böyle bir ulusun parçası olamayız. Bu ulus Türk milleti değildir. Kürt milleti de olamaz. Ben böyle bir ulusun parçası olmak istemem. Türk halkı komşularından birisi büyük bir felakete eğer maruz kalırsa uğrarsa ona gönüllü bir şekilde yardım eder. Biz Çanakkale'de savaşanların çocuklarıyız, torunlarıyız. Savaştığı Anzak ya da İngiliz askerini kendisi de yaralı olduğu halde tütün çıkarıp yarasına basan bir gelenekten geliyoruz düşmanlarımıza karşı. Çoluğu çocuğuyla gebersinler diye mesaj atmak bu ulusa yakışmaz. Bu ulusa yakışmaz. Onlar insanlığın bir parçasıdır. Orada bir dram var bir doğal afet yaşıyorlar. Biz nasıl ki Marmara depremi sırasında böyle bir afet yaşadık ve dünyanın her tarafından bu ülkeye yardım geldiyse, destek geldiyse yapılması gereken şey aynen budur. Nasıl ki Meksika depremi, nasıl ki Rusya'da bir deprem, Yunanistan'da ya da İran'da ya da Rusya'da, Almanya'da, İtalya'da bir deprem, bir doğal felaket gerçekleştiğinde nasıl ki içimiz yanar ve o insanların duygularını paylaşır ve elinizden bir yardım geliyorsa yapmaya çalışırsak yapmamız gereken şey budur. Ben sosyal medyadaki bu tip paylaşımları alçakça buluyorum. Bu ulusa, bu millete, bu halka, ülkemiz insanlarına yakışmadığını düşünüyorum ve buradan kınıyorum. Ve inanıyorum ki bu ulusun, bu ulusun yüzde 99'undan fazlası nefretle bu davranışı, bu tip mesajlar atanları kınıyordur. Bu ırkçılıktır. Irkçılık bir insanlık suçudur. Bunu söyleyerek bitirelim ve Irak'taki doğal bu deprem felaketiyle karşılaşan herkese geçmiş olsun diyelim. Onların duygularını paylaşalım ve ölenlere Tanrı'dan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek bu programı bugün kapatalım. Hoşçakalın.